belediye başkanları olarak bizler de AK Partili belediye olmayan belediyelerin olduğu ilçelerde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 4 ziyaret gerçekleştirdik. Başlangıcı Küçükçekmece'deydi. Orada da şu net bir şekilde görüldü. Aslında diğer ilçelerimizde de benzeri manzara ile karşılaşıyoruz. AK Partili belediyelerin vatandaşla iç içe olduğu, vatandaşın derdiyle dertlendiği ve her daim vatandaşının ya belediyede karşılandığı ya da belediye başkanının sahada vatandaşla bir arada olduğunun tam tersi şekilde CHP'li belediyelerde ise başkanların sahada olmadığı, maalesef yatırımlar anlamında ya da belediyecilik açısından halktan kopuk bir görüntü çizdiğini bu Küçükçekmece ziyaretimizdeki o görüntü resmetmiş oldu. Bunlar kültür, sanat, spor alanında ilçemizin 22 mahallesi var. Her mahallemizin içerisine sirayet edecek şekilde etkinlikler organize ediyoruz, düzenliyoruz. Yaz döneminde 22 mahallemizde 22 etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın hem oyun oynayabildikleri, hem müzik dinledikleri, hem yaz sinema etkinlikleriyle keyifli zaman geçirdikleri ve yürüyerek gittikleri o mahallelerin merkezinde, okullarımızın bahçesinde düzenledik. Yerelliği önemsiyoruz, komşuluğu önemsiyoruz, çocuklarımızın bir arada oluşunu önemsiyoruz ve ilçemizdeki çocukların hem kültürel anlamda, hem sosyal anlamda, hem de sanatsal anlamda gelişimini önemsiyoruz. Çünkü bizim çocukluğumuzda ilçemiz biraz daha boş, biraz daha hem boş alanlar açısından hem de yollar açısından fazla trafiğe maruz değildi. Biz sokaklarda büyüdük. Fakat bugün maalesef sokaklarda oyun alanları yeterince çocuklar için yeterli değil. Ve mahallelerimizin içerisinde spor alanlarını yine Bağcılar Belediye'mizin imkanlarıyla gerçekleştiriyoruz. Yapmaya başladık, gerçekleştiriyoruz. Bir diğer taraftan bakanlıklarımızın da önemli katkılarını almak istiyoruz. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanımız Bağcılarımıza geldi. 8 büyük müjde verdi. Bunların içerisinde millet bahçeleri, büyük 2 millet bahçesini inşallah ilçemize kazandıracağız. Birisi 65 dönüm içerisinde kafeteryasıyla, sosyal alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, yaşlı vatandaşlarımızın bir arada olacağı alanlarla. Bir diğer millet bahçemizde ise çok nitelikli spor alanları, aynı zamanda yine vatandaşlarımızın, gençlerimizin özellikle gençlik temalı bir arada olabileceği alanları oluşturacağız. Yine 22 mahallemizin içerisinde 22 mahalle bahçesini ilçemize kazandıracağız. Bunları da yine bakanlığımızla birlikte yürüteceğiz. Yine ilçemizdeki trafik problemlerini çözme adına hem Bağcılar Belediyesi olarak bir master plan oluşturuyoruz. Anadolu Ajansı 1920 yılında kurulmuş, 100. yılını devirmiş bir kurumumuz. Ülkemizin en köklü kurumlarından bir tanesi. Ve ben özellikle ajansımızın zaten genel 100 yıllık tarihindeki çalışmalarından dolayı ajansımıza teşekkür ederken bir konuda daha özel teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemiz, özellikle ilimiz geçen yıl geçirmiş olduğu büyük bir sel felaketini hep beraber görmüş olduk. Bu açıdan bu sel felaketinin sağlıklı ve doğru bir şekilde duyurulmasına ve orada yapılan yardımlara da vesile olması dolayısıyla ben Anadolu Ajansımızın genel müdüründen müdürlerine, o ilçedeki görev yapan, bölgedeki görev yapan bütün temsilcilerine çok çok teşekkür ediyorum.